Evet sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Şimdi bugün böyle çok uçları belli olmayan, çok net olmayan ama aslında önemli olan bir konu. O da arketipler meselesi. Yani arketipler dediğimiz şey hem dinler tarihinde, hem tarihte, hem antropolojide, sosyolojide, hatta reklamcılıkta, yani kapital dünyasında falan müthiş işe yarayan şeyler veya önemli şeyler yani. Ben tabii arketipler normalde psikiyatrist olsaydım mesela veya psikolojiyle uğraşıyor olsaydım arketipleri hani o perspektiften anlatırdım doğal olarak ki aslında arketip meselesi daha çok en azından çıkışı itibariyle, yani arketip kavramının çıkışı itibariyle arketip aslında psikoloji ya da psikiyatrinin işidir. Yani çıkışın mantığı biraz öyle. Ama o çıkışının mantığının dışında bu kavram, yani bu arketip kavramı dediğimiz bu prototipler, arketipler, yani pek çok soyut ya da somut kavramın, birazdan açıklayacağım tabii bunları, kalıpları, imgesel kalıpları, bilinçte olan imgesel kalıpları, bilinçten dışarıya çıktıktan sonra dışarıda olan o imgesel kalıpları, yani bu arketip meselesine bir psikoloji veya bir psikolog ya da psikiyatrist olarak bakamam. Öyle bir durumum yok. Ama tarihçi olduğum için veya dinler tarihiyle uğraştığım için daha çok o açıdan bakacağım. Öyleyse biz bugün bu arketipler meselesini dinler tarihi açısından, genelde tarih açısından değerlendirelim. Bakalım ne çıkacak yani karşımıza. Aslında arketip hikayesi Carl Gustav Jung'la birlikte 20. yüzyılın başından itibaren devreye giren bir şeydir, bir fenomendir. Yani Carl Gustav Jung bir psikiyatrist. Psikoloji eğitimi var ve ilk defa o bu kadar dolu anlamda kullandı bunu. Tabii arketip kavramının bir Jung'dan öncesi var. Yani onun daha önceki bir hikayesi var. Oralara çok herhalde girmem ben. Belki girerim, onu da bilmiyorum. Ama benim burada tanımlayacağım tarihe ve dinler tarihine mal olacak şekilde arketip kavramının dibinde yatan adam şüphesiz ki Carl Gustav Jung'dur. Büyük oranda odur. Ama mesela ben şahsen Carl Gustav Jung'un tanımladığı anlamda arketip meselesini ele almaktan ziyade aslında mesela Eliade gibi veya Joseph Campbell gibi yazarların olaya baktığı anlamda ele almayı tercih ederdim. Fakat benim hangi arketip kuramını seçeceğim meselesi bir şeye, seminerler dizisine dönebileceği için her ne kadar ben arketipler Eliade'de nasıldır, Campbell'de nasıldır, Komaraswamy'de nasıldır ya da diğerlerinde nasıldır meselesine çok girmeden, biraz girecek olsam bile, esas ağırlığını tarihçi ve dinler tarihçisi gibi arketip meselesinin açıklamanın esas ağırlığını yine Carl Gustav Jung'dan alarak yapacağım. Peki mesela henüz arketiplere girmeden, arketipin anlamını bilmeden, bunun yani kime göre ne olduğunu söylemeden, bunun zihinde nasıl oluştuğunu söylemeden önce şunu söyleyeyim. Mesela diyelim ki tarihçisiniz veya dinler tarihçisiniz. Şimdi burada mesela içimizde tarihçiler var, ondan sonra rehberler var, felsefeciler var yani. Bir tarihçi olarak siz arketip meselesinden şöyle faydalanabilirsiniz. Bir tarihçi olarak, bir filozof olarak veya bir rehber olarak, bir sanat tarihçisi olarak ve hatta bir iletişimci olarak, çünkü iletişimde de müthiş kullanılan bir şey, arketipten şöyle faydalanabilirsiniz, arketip kavramından. Mesela dinler tarihinde bizim en böyle boğuştuğumuz meselelerden biri şu. Ya bu efsanelerdeki, mitoslardaki, lejendlerdeki hani imgeler var ya, mesela imgeler. Yani bir yerde bakıyorsun işte iyi bir tanrı,
Öteki yerde bakıyorsun kötü bir tanrı. Bir yerde bakıyorsun bir ejderha. Bir folk hikayesinde bakıyorsun ejderha ile kavga eden bir başka kahraman. Bir yerde bakıyorsun işte bir yolculuğa çıkmış bir kahramanın başından geçen serüvenler. Şimdi bu efsaneler, mitoslar bunlar nasıl oldu? Yani bunlar nasıl oldu? Yani mesela bunların nasıl olduğu sorusu arketiplerle yakından alakalıdır. Yani arketipleri çözmeniz demek efsaneler, mitoslar, ondan sonra tarihe mal olmuş bu retorikler nasıl oldu sorusuna cevap bulmak demektir. Mesela şöyle düşünmek saflık olur. Diyelim ki işte siz eski Mezopotamya dinlerini araştırıyorsunuz. Ondan sonra eski Mezopotamya dinlerinin içerisinden işte hani o dini çözümlemek için temel bir mesele arıyorsunuz ya da bir obje arıyorsunuz. İşte ne de buldunuz onu? Diyelim ki Gılgamış Destanı'nda. Mesela ben Gılgamış Destanı üzerinden aslında birazdan yani dersin bitimine doğru bu arketip meselesini analiz etmeye çalışacağım. Yani Gılgamış Destanı'na esas alacağım ve onun üzerinden bu arketipler nasıl yerleştirirseniz bir destanın içerisine. Mesela onun üzerine biraz konuşmak istiyorum dersin sonuna doğru kısaca. Mesela Gılgamış Destanı'nda nasıl yarattı insanlar? Yani Milattan önce 3000 küsur yıllarındasınız, Orta Doğu'dasınız. Yani hikaye şöyle mi oldu? Yani 100 tane, 200 tane eski Sümerli ya da eski Mezopotamyalı oturdu. Ondan sonra işte Uruk'ta, Lagaş'ta, Ur'da yani eski Mezopotamya'nın şehirlerinden bir tanesinde oturdu. Bunlar gayet şizofrenik bir kafayla ya bir efsane uyduralım. Hani bu efsanenin temel aktörü de Gılgamış olsun. Gılgamış'ın yanında da hani bir Enkidu diye bir başka motif koyalım ve bunlar da birlikte seyahate çıkıyorlar olsun diye adeta bir eski Sümer Lagaş şehrinin kahvehanesinde geçen bir şizofrenik muhabbet sonucu mu oluştu bunlar? Yani eğlencelik olsun, hayatımızda böyle renklilik olsun diye mi oluştu? Yoksa, tabii ki böyle oluşmadı yani, hiçbir şey böyle oluşmaz. Yoksa insanoğlunun bilincinden kaynaklanan, kendi bilincinin içerisindeki var olan bir takım şeylerden kaynaklanan ve o kendi bilincinin içerisindeki o şeylerle tabiatın içerisinde var olan şeylerin bir araya gelmesinden kaynaklanan ve zaman, yüzyıllar, bin yıllar içerisinde oluşan ve bu oluşum sürecini aslında hikayeleri anlatanların da ya da oluşturanların da farkında olmadan zenginleştirdiği bir kognitif süreçle mi oluştuğu meselesini çözer arketipler. Yani arketipler, biz arketipleri okuduğumuz zaman, arketipleri analiz ettiğimiz zaman şunu buluruz. Bu bir takım antik, arkaik semboller nereden çıktı? O hayal gücü ne oldu da kafanın içerisinde işte bir imge yarattınız, görsel bir imge veya söylemsel bir imge yarattınız. Efsaneler türettiniz. Sizi Babil'de Tanrı Marduk diye bir tanrıyı keşfetmeye götüren şey veya bunun karşısında Tiamat diye bir başka varlığı keşfetmeye götüren şey veya işte Tanrıça Iştar, Anu, Enlil gibi bir takım tanrıları keşfetmeye götüren şey bunlar nasıl ortaya çıktı sorusunun kilit kavramı arketiplerdir. O yüzden arketip meselesi benim için önemlidir. Tarih bilimciler, yani tarihçiler için önemlidir. Tabii ki filozoflar için önemlidir ve diğerleri için önemlidir. Yani her ne kadar bu arketip meselesi psikiyatri, psikoloji çevrelerinde ortaya çıksa bile bunu en çok aslında biz tarihçiler kullanıyoruz. Yani bugün bizim işimize çok daha fazla yarıyor. Özellikle mitoloji analizlerinde falan süper. Ama tabii hani modern kapitalist dünyada reklam sektörü falan da arketipleri çok iyi kullanıyor. Yani adamın kafasının içerisindeki binlerce yıldır var olan ve nesilden nesile geçen bir takım temel arketipleri gıdıklayacak, uyaracak yani şeyleri seçerek adama mal satıyorsun yani. Yani o kafa, o mal satma kafası bu arketipleri çok sever. Ve orada Carl Gustav Jung'a dua ederler. Yani iyi ki böyle bir çözümleme yapmış da hani biz buradan 1 lira kazanacağımıza 100 lira kazanıyoruz diye. Ama
Bu kapital sektörü bizimle alakası yok yani. Biz zaten hani öyle onlarla çok işimiz de yok yani. Öyle fani dünya diyoruz yani, geçiyoruz. Onlarla uğraşanlar da uğraşsın, yapacak bir şey yok yani. Öyle bir aksini challenge yapacak bir durumumuz da yok zaten. Biz abi bilimle uğraşıyoruz. Bizim işimiz bilim yani. Evet. Şimdi demek ki arketiplerin bize yararlılığı böyle bir şey. Tamam, güzel. Peki bu arketip kuramını kim ortaya attı? İlk önce biraz basitçe oradan yani. Aslında bu hani İsviçreli meşhur psikiyatrist var. Herkesin bildiği Carl Gustav Jung, ondan sonra. İlk defa 1930'larda falan bu arketip kelimesi de o kullanıyor yani, bilinçli bir şekilde. Aslında yani arketip kelimesini o kullanırken o bu kelimeyi ve kavramı mesela Kant'ın kategorilerinden, Platon'un idealarından, Schopenhauer'ın prototip kavramından falan esinlenerek biraz kurguluyor. Yani Carl Gustav Jung, evet, bu arketip kuramının psikolojide ve psikiyatride icat eden mucididir. Yani büyük adamdır Carl Gustav Jung, doğru. Ama ondan önce bu kavrama, bu arketip kavramına, bu her şeyin sembolik bir prototipi kuramı başkalarında da var tabii. İşte Kant ve diğerleri az evvel saydım. Mesela Durkheim falan da kullanmış bunu. Yani Durkheim'da da şey var yani, bu kolektif bilinç, kolektif bilinç altında yatan, yani kolektif bilinçte var olan bir takım böyle imgeler falan. Hani biraz onlar da kullanmış, sosyologlar da kullanmış bu işi. Ama bütün bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren Carl Gustav Jung'un hikayesi. Tabii Jung 1961 yılında öldü. Psikiyatride ya psikolojide çok önemli bir adam. Freud'dan çıktı. Freud'a biraz meydan okudu. Aslında Jung böyle gnostik eğilimli bir din anlayışı da var. Yani onu, yani Jung'u bir yerden baktığınızda çok dindar gibi düşünebilirsiniz. Ama bir yerden de baktığınızda bazı psikolojik meseleleri çözümlemesi son derece şeydir, sekülerdir. Oradan da baktığınızda hani hiç dinle alakası yokmuş gibi varsayabilirsiniz. Fakat kendi yaşamsal tecrübesi, yazdığı, çizdiği şeyler falan, böyle bir metafizik yapısı var adamın. Ama böyle klasik bir Hristiyanlık sistemine oturtamazsınız yani. Belki çok geleneksel, gnostik bir din anlayışıyla şey yapmış, kendini yetiştirmiş veya kuramlarını onun üzerine oturtmuş. Tabii Jung aslında bu arketip kuramını sadece tarihçiler bir takım mitosları çözümlesin diye armağan olarak düşünmemiş. Aslında adamın temel derdi şu, ya temel dertlerinden biri şu, hastaları var. O hastalarını hani nasıl iyi edeceğim? Yani ya Freudyen bir yolla iyi edeceksin, ondan sonra ya işte Adler gibi edeceksin, ya Karen Horney gibi iyi edeceksin veya kendi bulduğu çözüm doğrultusunda iyi edeceksin. O da kendi hastalarına bakarken, yani ruhsal problemi olan arkadaşlara bakarken, bu arketipler kuramından çok esinlenmiş, onları iyi etme çabası içerisinde. O yüzden Jung'un belki de ana meselesi şeydi, yani bir tedavi meselesiydi. Ama o tedaviyle sınırlı kalmadı. Jung çünkü iyi bir tarihçi aynı zamanda. Özellikle gnostik kültürleri üzerine iyi çalışan bir adam. Dinler tarihi falan oldukça iyi bilgisi var. Tabii zamanla bu dinler tarihi kavramına falan da uygulamaya çalışıyor arketipleri ve oradan olayı şey yapıyor, hani çözümlemeye çalışıyor. Aslında mesela bu benim işim değil yani, burada hani psikolojiyle uğraşanlar falan kızabilirler de hani öyle bir şey söyleyecek değilim, ama şunu söyleyeceğim belki kısaca. O mesela tedavide şeyi öngörüyor, yani zıtlığın birliği, yani size bir hasta geliyor. Hastanın içerisinde bir yığın nevrotik çelişkiler var. Aslında mesela olaya Karen Horney gibi bakarsanız, bir nevrozu halletmeniz için o çelişkili olan ruhsal durumu çözmeniz lazım. Birbirinden koparmanız lazım yani. Freud gibi bakacaksanız
O ruhsal sıkıntıyı bilinçaltına bir temas ederek yeniden kurgulamanız gerekiyor. Ama Jung şöyle söylüyor, diyor ki hayır, yani bu çelişkiyi kabul ederek tedavi edebilirsin. Yani o zıtların birliği diye bir şey var onda. Yani evet, hem böyle söylüyor bu hasta, hem böyle söylüyor, bu doğru. Ama her ikisini söylemek aslında çok insani bir şeydir. Çünkü bizim içimizde iki tane temel arketip var. En temel arketip adeta. Onlardan birisi şu tarafa gidelim derken, öbürü de öteki tarafa gidelim diyor. O da diyor ki, ya bunların ikisi de var, ikisi de doğru. Fakat bunların ikisini de birleştirerek ben hastayı öyle tedavi ederim diyor. Onun şeyi, psikolojik tedavi yöntemi benim de hani anlamadığım ama bu perspektiften devam eden bir şey yani. Ama arketipler meselesi benim az çok anladığım ve üzerine bir iki kelam edeceğim bir mesele. Şimdi Jung arketipleri şurada bir yere koyuyor. Onun mesela kişilik katmanları şunlardan oluşuyor. Bir kere ego var. Yani hani bilincimiz, bilincimizin yapısı. Hani bilinç, bilinçaltı diyoruz ya yani. Bilincimizin yapısı Jung'a göre. Bir kere bir şeyimiz var, egomuz var. Yani içimizde bir benlik kısmımız var. Bir tane bireysel bilinçaltımız var. Yani kendimize ait böyle bir bilinçaltımız var. Bir de kolektif bilinçaltımız var. Yani Jung bilincin bu üç şeyden oluştuğunu söylüyor ve bilincin tabula rasa olmadığını söyleyerek öteki psikologlardan çok yani şu, Jung diyor ki bilinç bir tabula rasa değildir. Ne demek bilinç bir tabula rasa değildir? Şu, insanlar doğarlarken sıfır bir beyinle doğmuyorlar. Binlerce yıllık genetiksel olarak nakledilen bir takım düşüncesel veya imgesel kalıplarla doğuyorlar, arketiplerle doğuyorlar yani. Ve bunlar da kolektif bilinç altında depolanıyor ve nesilden nesile aktarılıyor. Ve dolayısıyla senin çocuğun sendeki o kolektif bilinç altında depolanmış şeyi alıyor. Devam ettiriyor, devam ettiriyor. Öyle gidiyor yani bu hikaye. O yüzden de doğarken biz sıfır doğmuyoruz. Kolektif bilinç altında var olan bir şeyler var. İlk bakışta bu arketiplerin depolandığı ve durduğu yer zihinde bu kolektif bilinçaltı denilen yer. Yani esas orada saklı bunlar yani. Ama bu arketipler, birazdan işte tanımlamaya çalışacağım, arketipler sadece orada durmuyorlar. Egoda oluşuyor, bireysel bilinçaltında oluşuyor, oradan kolektif bilinçaltına geçiyor. Bir hepsi dönüyor böyle, bir oradan oraya gidiyorlar falan yani. Ama bunların depolandığı ve dış dünyaya çıkmaya, bir efsane olmaya, bir efsane kahramanı olmaya hazır olduğu, beklediği, böyle ayak üzerinde beklediği yer kolektif bilinçaltı. Orada bekliyor abi bunlar. Bunlar günü geldiğinde dışarıya çıkacak. Günü geldiğinde dışarıya çıktığında kendisi de farkında olmadan bir serüven sonucu bakacak ki oradan fırlayan imgeler bir efsanenin kahramanını oluşturmuş. Bir efsanenin bir şeyini oluşturmuş. Onlar hazır bekliyorlar. Her an çıkabilirler yani. Şimdi tabii ben böyle step by step yavaş yavaş böyle gidiyorum. Hani dinleyenleri falan yavaş yavaş sokmaya çalışıyorum olayın içerisine. O yüzden doğrudan arketiplere dalmam için biraz vaktim var yani. Önce bir çevreyi dolaşmam lazım. İnsanların hazırlanması gerekiyor. Tabii Jung'un arketip kuramına ve bu arketiplerin ne olduğu ve nasıl olduğuna gelmeden önce, ki esas hedefim o, şunlardan da bahsetmek lazım. Şimdi bu adamlar mesela, bu Mircea Eliade falan var, bu Romanyalı tarihçi, dinler tarihçisi, Chicago'da The Professor'du, sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 86'da öldü. Yani bana göre dinler tarihinde şeydir, bir devrim yani. Ya çok iddialı olabilir ama önemli bir adamdır dinler tarihinde Eliade. Ondan sonra bir o, iki Joseph Campbell. Joseph Campbell
yine bir dinler tarihçisi, böyle imge bilimci, yani buna benzer bir şey. Joseph Campbell de bu arketipler meselesinde çok duran bir adam. O da çok önemlidir. Campbell'le Eliade'nin arketip kuramı Jung'un arketip kuramına benzer ama farklıdır. Jung'un arketip kuramı biyolojik kökenli olan bir şeydir. Yani Jung'a göre arketipler denilen şey, efsanelerdeki kahramanlar, herhangi bir heykele, heykeldeki bir imgesel anlatım, bütün bunların hepsi aslında biyolojik olarak varlar yani. Sende varlar bunlar yani. O varlığının mantığını söyleyeceğim ben. Ama Eliade gibi, Joseph Campbell gibi insanlar için imgeler böyle daha çok sanki dışarıda olan bir takım şeylerin, yani tabiatta olan bir takım şeylerin insanlar tarafından idrak edilmesi sonucu ortaya çıkan şeyler gibi duruyor. Şimdi bu gibi duruyor falan diyorum yani. Şimdi bunların hiçbirisi net değil. Mesela Joseph Campbell, Eliade, Carl Gustav Jung, mesela bunlar şöyle bir tasnif yapmamış. Yani şu kadar arketip var, bu arketiplerin özelliği budur. Bu arketip oluşurken şöyle, bu böyle yok yani. Böyle hiç kimse aramasın, böyle bir kitap yok yani. Bütün bunların hepsini mesela ben şu an derleyerek anlatıyorum. Yani veya bunları derleyen metinler var yani. O yüzden hani Eliade'de böyle, ötekisinde böyle derken net sınırlar yok. Net sınırlar yok çünkü net sınır yok zaten. Ne söyleyeyim yani. Ama Eliade ile Campbell gibi bir takım adamlarda bu imgeler çok biyolojik kafaya kazınmış şeyler değil. Yani kolektif şuur altında oluyor, olmuyor. Bunlarla çok uğraşmıyor onlar. Onların başka bir yolu var. O yola da geleceğim ben yani. Mesela bu arketiplerle ilgilenen başka adamlar da var yani. Onlardan mesela bir tanesi Ananda Komaraswamy'dir. Bir tanesi Venegenon'dur. Mesela Venegenon'da da özellikle Ananda Komaraswamy'de bunlar tradisyonalist, bizim filozofiye perennis dediğimiz bir ekolün mensupları bunlar. Çoğunlukta da böyle en tanınmış ismi hani Venegenon. Mesela Venegenon'da da var arketip kuramı. Ananda Komaraswamy'de de var. Fritjof Schon'da da var. Onlar da arketip denilen şeyler yazıyorlar, söylüyorlar. Onlardaki arketip kuramları da biraz farklı. Yani öyleyse şöyle söylenebilir. Üç tip arketip kuramı vardır. Birisi Carl Gustav Jung'un daha böyle biyolojik kökenli ve psikolojik kökenli öngördüğü içimize çakılı arketipler. Bu Jung'a ait. Ondan sonra daha dışarıda, dış dünyada olan ama insanların bunu kendi bilinçlerinde üretmeleri sonucu oluşan arketipler var. Bunlar Eliade gibilere ait, Campbell Eliade'ye ait. Bir de olaya daha böyle muhafazakar, daha dindar bir yerden bakan Philosophia Perennis dediğimiz tradisyonalistler var. Venegenon gibi, Komaraswamy gibi, Fritjof Schon gibi adamlar var. Onlarda da bu arketip kuramı daha vahiysel bir şey. Yani sanki hani Tanrı'nın vahyettiği şeyler sanki bunlar. Hani o daha başka bir kategoriden görüyor onlar şeyleri, arketipleri yani. Ama aslında her üç bakış da arketiplere birbirine yakın şeyler. Yani neticede çözümlemek istedikleri şeyler aynı yani. Ama şimdi hani bazen videoyu izleyenler diyor ya işte o ne demek, bu ne demek. Şimdi ona abi günler, haftalar geçer. Yani siz de kaçarsanız ben de kaçarım yani. Ama ya prensipte hani bu bilgi bile şeydir. Hani beni izleyen, bizi izleyen arkadaşlar için bir ipucudur. Oradan yürüyebilirler yani. Tamam, güzel. Böyle üç tane bakış var. Biz şimdi yeniden Jung'un kuramını esas alarak devam ediyoruz yolumuza. Peki madem Jung'a göre şey var, böyle bilincimizde üç katman var. Kolektif bilinç altında çoğunlukla oluyor, bitiyor hikaye. Peki bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi esas bunların mahiyeti, şimdi esas can alıcı hikaye bu. Şu an böyle bir konunun etrafında dolaştım. Birazcık şey olduk, orta sahaya yaklaştık abi. Şimdi kaleye doğru, gerçi futboldan da pek anlamam, hoşlanmam ama yine de literatür var yani. Ondan sonra
şeye doğru, kaleye doğru yaklaşıyoruz. Peki mahiyeti ne? Şimdi mahiyeti şu, çok böyle çok mümkün olduğunca, çünkü bu esasında çok karmaşık bir konu. Yani hani Carl Gustav Jung'un herhangi bir kitabında da böyle çok net olarak ya bak bu şu arketipte, bu arketip böyle oluşur, bu arketipten de şu olur diye hiçbir formülasyon bulamazsınız. Yani arayın bulamazsınız yani. Çünkü onlar arketipler üzerine durmaktan ziyade arketiplerin bir araç olarak nasıl kullanılabileceğiyle ilgilenmişlerdir. Ama ben şimdi onların pek söylemediği arketiplerin nasıl ortaya çıktığı hikayesini biraz anlatmaya çalışacağım aslında. Şimdi şöyle bakın, çok böyle net bir şekilde ve basitten ortaya şey yapayım, dalayım. Şimdi bizim bir kere arketip Jung'da biyolojik varoluş içgüdümüzden kaynaklanan şeylerdir. Yani biz bir canlıyız ya, biyolojik varlığız, bir organizmayız. Mesela bizim biyolojik varlık organizma olarak bizim varlığımızı sürdürmemize katkıda bulunan şeylerden bir tanesi ne mesela? Şu, birisini koruma içgüdüsü. Değil mi? Hepimizde var. Yani mesela bir annenin çocuğunu koruma içgüdüsü denilen bir içgüdü var. Mesela böyle bir içgüdü olmasa yaşam olur mu? Olmaz. Tamam, güzel. Arketipler öyle şeyler ki yaşam içgüdülerinin aslında ete kemiğe bürünmüş halleridir arketipler. Her arketip sizde bir yaşama içgüdüsüne denk düşer. Mesela şimdi en basitinden yola çıkıyorum yani. Şimdi herkeste bir, özellikle kadınlarda, besleme, doğurma, değil mi? Koruma ve kollama, yani rahim olma psikolojisi var. Erkeklerde de var aslında. Anima olarak erkeklerde de var. Animus olarak kadınlarda fazlasıyla var zaten. Tamam, güzel, bizde böyle bir şey var. Bu biyolojimizde, kanımızda dolaşıyor yani, bilincimizde böyle bir şey var. Fakat bu içgüdüsel halin iki tane yanı var. Mesela birinci yanı şu, bir kadının çocuğunu emzirmesi, koruması, büyütmesi, beslemesi. Bir yanı bu. Yani bir yanı çok biyolojik bakın. Yani çocuğunu alıyorsun abi, doğuruyorsun, büyüyorsun ve besliyorsun. Bu ne oldu? İçinde var olan yaşatma içgüdüsünün aksiyon haline geçmiş bir yanı oldu. Tamam. Biri bu yani. İki ne? Olay burada bitmiyor. Olay şöyle devam ediyor. Bu koruma içgüdüsü denilen yaşamsal, varoluşsal ve biyolojik olarak sana kazınmış olan şey aynı zamanda senin kolektif şuur altında bir yerde duruyor. Yani şöyle, hepimizin kolektif şuur altında koruma içgüdüsü denilen bir imge var. Bir imge var. Yani koruma, korunma, besleme, içgüdüsü denilen, erkekte de kadında da fark etmez yani. Böyle bir şey var, böyle bir içgüdünün arketip, yani bir kalıp haline, bir imge haline gelmiş hali kolektif şuur altında abi bekliyor böyle. Bir kalem imgesi gibi bekliyor yani, tamam mı? Mesela diyelim ki on binlerce yıldır, paleolitik dönemden beri insanlar dış dünyada sürekli tabiatın içerisindeki bazı şeylerle hep temas halindeler. Değil mi? Yani hani yağmur yağıyor, şimşekler çakıyor, yani pek çok şey oluyor yani. Tabii toprak, yani toprakla temas halinde. Yani toprağın o bereketi, toprağın o toprağa tohum atınca topraktan bir şey çıkıyor. Yani onun bir rahimsel hali var toprağın. Değil mi? Koruyor toprak seni. Yani sen çünkü ona ektiğin zaman oradan bir şey çıkacak ve o seni besleyecek yani. Şimdi toprağın sende oluşturduğu hal, yani böyle bak toprağa, sende oluşturduğu hal senin bilincinde, daha doğrusu kolektif bilinçaltında neye denk düşüyor abi? Pat hemen o koruyan ve üreten yanın var ya, senin biyolojik olarak sende kazılı, pat hemen orada ikisi birleşmeye başlıyorlar. Yani dış dünyada var olan bir takım gözlem sonucu elde edilen imgeler senin iç dünyada biyolojik, çünkü sen de tabiatın bir parçasısın bu anlamda. Yani mikro ve makro
kült, yapılar iç içe geçmiş yani. Hani senin içinde çocuğunu besleme arketipi dış dünyada tabiatın sana verdiği, koruduğu o besleme arketipiyle aynı şey. Bu ikisi birleştiği andan itibaren, ki birleşiyorlar, bu kaçınılmaz yani. Birleştiği andan itibaren sen artık toprağa veya toprak gibi dölleyici, besleyici, koruyucu şeylere o içindeki imge ile bakmaya başlıyorsun ve onu o isim ve o şekil ve o enerjiyle adlandırmaya başlıyorsun. O andan itibaren senin artık o toprakla, o tabiatla olan ilişkin bir öykü olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii bunu yaparken aynı zamanda her arketip bir dış dünyada nesnesini bulduğunda bir tedaviye de yol açıyor. Mesela senin içinde bir takım korkularını dış dünyada ona denk düşen şeylerle denk düşürdüğünde o dış dünyadaki şeyler seni tedavi de ediyor. Bundan dolayı insanoğlu o dış dünyadaki nesnelerle ya da şeylerle karşılaşmadan edemiyor. Onlarla birlikte olmadan edemiyor. Hemhal olmadan edemiyor. Çünkü her dış dünyada geliştirdiği imge, ki biz ona arketip diyeceğiz, aynı zamanda seni tedavi eden bir şey de oluyor. Böyle bir büyülü doğası da var. Mesela diyelim ki, şimdi biraz daha somutlaştıralım. Biraz böyle yukarıdan doğru geldik. Şimdi daha da böyle somutlaştırıyoruz. Şimdi mesela efsaneler. Hani dedik ya, efsanelerin çıkmasında bize ipucu sağlıyor bunlar yani. Şimdi bütün efsanelere bakın. Mitoslar, lejendler, efsane diyelim yani. Şimdi bütün efsanelerin en böyle ana teması, bunu mesela Joseph Campbell özellikle çok iyi irdelemiştir Kahramanın Yolculuğunda falan. Şudur. Bir tane iyi bir figür var, değil mi? İyi bir kahraman yani, bizim kahramanımız, mesihimiz yani. Öyle bir figürümüz var. Bir de bunun karşısında kötü bir figürümüz var. Yani okuyun, hiçbir efsane bu iki prototipten veya bu iki arketipten bağımsız değildir. Hepsinde var yani. Ki ben mesela bunu birazdan Gılgamış üzerinden gideceğim. Şimdi bu iki tane iyi adam, kötü adam motifi nereden çıkıyor abi? Yani bu az evvel söylediğim şekilde Sümer'deki Lagash şehrinde şizofrenik kahvede oturan adamların ulan bir iyi kahraman yapalım, bir de kötü kahraman yapalım, bunları da vuruşturalım demesinden kaynaklanmıyor. Nereden kaynaklanıyor? Şuradan. Çünkü insanın kolektif bilinçaltında daima bir iyi yanı var, bir kötü yanı var. Yani bizim bir iyi yanımız var, bir de kötü yanımız var. Aslında hem iyi yanımız bizim biyolojik olarak varoluşumuza katkıda bulunuyor, hem de kötü olan yanımız bizim biyolojik olarak varoluşumuza katkıda bulunuyor. Yani bu ikisi de iyi ki varlar. Çünkü biz ancak öyle var olabiliyoruz. Çünkü bizim biyolojimize kazınmış şeyler bunlar. Şimdi bizde madem böyle hem iyilik prototipi var, mesela Mesut, senin üzerinden gidelim. Mesut'un içinde iki tane kimlik var. Birisi iyi Mesut, yardım etmek isteyen falan. Bir de ama kötü Mesut da var lan falan yani. Şimdi sendeki bu iyi ve kötü biyolojik var olma arzusu senin kolektif bilinçaltında iyi ve kötü arketipler olarak saklı duruyor abicim. Onların adı önemli değil. Onlar dışarıya çıkınca alacak. Sen tabiatın içerisinde senin o içindeki iyilik ve kötülük durumlarını dışarıya çıkan bir olayla karşılaştığında o bir efsane haline gelmeye başlayarak aslında senin hani Gılgamış'ın içerisindeki, işte şu an Gılgamış'a iyi diyelim, iyi adam Gılgamış, şu an kötü diyelim, kötü adam Enkidu, esas da o senin içindeki iyi Mesut'la kötü Mesut'un kavgasıdır. Bu bir seyirsizlik macerasıdır yani. Şimdi işte senin içinde senin iyilik ve kötülük varoluş durumların senin kolektif bilinçaltında hazır bekliyor abi. Dış dünyada buna imkan tanıyan bir destan yazılmaya başlandığında
sen onu dış dünyaya iki temel arketip olarak yansıtıyorsun. Kahramanımın iyi öyküsü Gılgamış, kahramanımın tırnak içinde kötü öyküsü Enkidu. Veya kahramanımın iyi öyküsü Mesih yani, kahramanımın kötü öyküsü Antikrist veya Daggal, Deccal yani. Esas da sendeki o duygu, esas da yani o destandaki, efsanedeki o iki prototip senin içindeki iyiliklerin ve kötülüklerindir. İşte esas da arketipler denilen şeyler bunlardır. Şimdi mesela hani bir örnek daha vereyim, biraz daha böyle somutlaştırmaya çalışalım. Bunlar çünkü çok teorik ve hani soyut şeyler. Mesela ritüeller. Ritüeller yani herhangi, çoğunlukla tabii politeist dinlerdeki ritüeller, primitif ritüeller. Mesela primitif ritüeller falan en temeli çoğunlukla hep söylediğim gibi inisiyasyon ritüelleridir. Yani inisiyasyon ritüelleri de bir dönemden, bir süreçten bir başka sürece geçiş ritüelleri. Bütün primitif topluluklarda var. Pek çok politeist dinde var, pek çok dualist, henoteist, hatta monoteist dinlerde bile yani değişmiş ama var yani. Şimdi bir süreçten bir başka sürece geçiş ritüelleri, inisiyasyon ritüelleri yani, seni hem dinsel anlamda hem sosyolojik anlamda, yani o kabileye ait bir unsur olarak seni yukarıya doğru, yani olgunlaştırmaya doğru götürür. Şimdi bu, peki inisiyasyon ritüelleri nereden çıkmış? Yani şöyle mi olmuş? Avustralya'da Avustralya aborjinleri şöyle mi düşünmüşler paleolitik dönemde? Ya biz inisiyasyon ritüeli diye bir şey yapalım. Bir dönemden bir başka döneme geçiş. Yani blue öncesi dönemden blue çağına geçiş. Erkek olma çağına geçiş. Erkek olma çağından geçiş. Ondan sonra da evlenme çağına geçiş. Ondan sonra da ölüm çağına geçiş. Sonra ölüm süreci sonrasına geçiş. Yani böyle bir şey mi yaptılar adamlar? Tabii ki böyle bir şey yapmadılar. Adamlar kendi yaşamsal bilinçlerinde olan ve biyolojik olan yaşamsal süreçlerinin mekanizmasını kolektif bilinç altında birer arketipe döndürdüler ve onlar dış dünyaya yansıdığında inisiyasyon ritüeli oldu. Mesela bunun hikayesi şudur. Sizin mesela hep dikkat edin, bütün eski yani primitif dinlerde hikaye hep şöyle. İlk önce sıfır noktasından başlarsınız ritüele. Yani hiçbir şey yokken hiçbir şeysinizdir. O hiçbir şey olduğunuz anda bir inisiyasyon gereklidir. O inisiyasyonda bir isim takılır size mesela. Yani hani isimlendirmeyle siz bir sürece geçmiş olursunuz falan. Aslında bütün bunların hepsi insanın kendi içerisinde yaşadığı çocukluktan beri var olan bireyselleşme çabasından başka bir şey değildir. Yani sen çocukken, tırnak içinde hiçbir şeyken, yavaş yavaş kültürlenmeyle veya biyolojik bir takım şeylerle o çocukluk halinden sıyrılmaya başlıyorsun. İşte sana yavaş yavaş bir süreçten bir başka sürece geçiş hikayesi. Kendi içinde biyolojik olarak organizmanda değişiklikler oluyor, büyüyorsun, boyun uzuyor, bir takım organik hormonal dengeler oluyor, bir süreç yaşıyorsun yani kendi içinde. O bir başka boyuta geçiyorsun, bir başka, işte bütün bunların hepsini kolektif bilinçaltı bir arketip olarak, yani bir imge olarak kolektif bilinçaltıda saklıyor. Tabiatta bu imgelere denk düşecek şeyler çıktığında, hani bir olay çıktığında, yani tabiatın içerisinde bir şey var, bir akış var, bir süreç var, bir film akıyor. O filmi nitelendirmeye başladığında neyle nitelendiriyorsun? Kendi içindeki o yaşadığın süreçle. Adını kendi içinden koyuyorsun. İşte ritüellerin oluşmasındaki, önemli ölçüde ritüellerin oluşmasındaki, özellikle primitif dinler için söylüyorum bunu, pek çok şey, o inisiyasyon törenleri, o her bir inisiye oluşta yaşadığınız acılar,
Esas da sizin kendi bireysel olarak yaşadığınız, içinizde yaşadığınız ve büyümeye çalıştığınızdaki acıların dış dünyaya temas ettiğinde bir arketip olarak, yani bir doğma arketipi, iki doğduktan sonra gelişme arketipi, üç ondan sonra ölme arketipi, dört yeniden dirilme arketipi diye, hani biz ritüelleri okurken böyle adlandırıyoruz ya, işte mesela bir şamanın inisiyatik hayatını düşünün. Şaman olmadan önce ilk önce bir ölür. Sembolik olarak bir şaman olmanız için önce bir ölmeniz lazım. Ölmeniz şu demek, benliğinizden ayrılmanız. Benliğinden ayrılman ne demek senin? Annenden, babandan, psikolojinden, çocukluğundan kopman demek ve çok travmatiktir. İşte benliğinden ayrılmanın yol açmış olduğu travmanın dış dünyadaki mesela şamanlık ritüeldeki karşılığı senin şaman olman için bir ormanda günlerce terk edilişine denk düşer. Bir çocuk olduğun halde yani. Somut bir şaman ritüelinden bahsediyorum yani. Bundan dolayı bütün bu içinizde yaşamış olduğunuz şeyler, biyolojik bir takım yaşamlar, bir kognitif sürecinizde yaşadığınız şeyler, bunlar birer kalıp halinde kolektif bilinç ve çok yüksek enerjilere sahip bunlar. Yani mesela diyelim ki içinizde bir kötü yanınız var ya, Carl Gustav Jung'un terminolojisiyle şey, gölge diyor ona, shadow yani. Gölge yan. Gölge ne demek abi? Senin karanlık yanın. Bir arketiptir o yani, gölge arketipi. Senin karanlık yanın o. Mesela o karanlık yanının senin kolektif bilinç altında yarattığı enerji çok yüksek abicim. O yüzden de kötü adamlar böyle şey oluyorlar, hani sürekli saldırgan yani hard oluyorlar yani. Şimdi o senin bilinç altındaki o böyle hard bir şekilde bekliyor ya o enerji, kötülük yanın yani, gölge yanın yani. Dış dünyada efsane olmaya başladığında o sapık şey oluyor abi, ne derler, kötü adam oluyor. Kötü kahraman. İşte o kötü kahramanlar o yüzden bu kadar cani. Çünkü o cani aslında o adam. Onun içindeki adam aslında. Yani içindeki o caniyi sen dışarıya çıkarıyorsun ve bir lejend olarak kötü adam haline getiriyorsun. Ve dostum aynı zamanda kendini tedavi ediyorsun. İşte Carl Gustav Jung onu söylüyor. Diyor ki içimizdeki arketipler dışarıda efsane haline döndüğünde kendi kendimizi de tedavi ederiz diyor. Benim tedavi yöntemim de bu diyor. O yüzden de din kavramını terapide çok önemser Carl Gustav Jung yani. İşte arketiplerin oluşmasının mantığı bu. Böyle oluşuyor. Yani senin kendin aslında imkanını bulduğunda dışarıya çıkıyor. Dışarıda sen bile farkında olmadan bir efsane, bir ritüel olarak sana yeniden geri dönüyor. Sen onun sen olduğunu bilmiyorsun. Halbuki o sensin yani. Dolayısıyla bu arada kendin de şey oluyorsun, tedavi oluyorsun yani. O yüzden ben mesela çok muğlak olan bu arketip kavramını mümkün olduğunca hani böyle yalın bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bunun çok böyle teorik formülasyonunu yapman zor. Ama şey bu, hikaye bu. Yani bunun üzerinden gittiğinde olayın şeyini, yani olay ha bu diyorsun yani. Mesela hani Jung'u bir yana bırakalım. Eliade veya Campbell bağlamında hikayeye bakalım. Şimdi onlar arketipleri şöyle düşünüyorlar. Jung'dan farklı. Mesela Eliade'de en temel arketiplerden bir tanesi şeydir. Zamanı geriye doğru döndürmek arketipi. Yani illa tempora yani veya ab origina aynı şey aslında. Bütün ritüellerde en önemli şeylerden bir tanesi zamanı başa döndürmek. Zamanı başa döndürmek. Şimdi neden ritüellerde zamanı başa döndürmek isteriz biz? Çünkü insanın yaşarken en büyük korkusu zamanın akıyor olmasıdır. Çünkü ölüm korkusu. Ama senin ölüm korkunu telafi edecek şey ne olabilir? Zamanı dondurabilmek.
Bundan dolayı da bütün ritüeller zamanı dondurmak üzerinde dururlar. Yani yaptığın her ritüel seni ilk zamana geri götürür. İlk zamana. İlk zaman dediği ne? O prototip zaman. Şimdi burada ilk zamana geri dönme denilen bir arketip oluyor işte. Bu arketipin temeli aslında senin ölüm duygun. Ama bu ölüm duygusundan kaçışı sen ritüellerde veya efsanelerde zamanın hep geriye doğru döndürülüşü motifiyle şey yapıyorsun, işliyorsun. O yani onu canlandırıyorsun kafada. Mesela yine Eliade'de en önemli arketiplerden bir tanesi Axis Mundi dediği şey. Axis Mundi de şu, bütün her şeyi ayakta tutan, yani efsanelerde, yani mitoslarda, arkeolojik bazı sanat tarihi sembollerinde falan, hep temel şu şey vardır hakikaten. Evren daima bir iskeletin üzerine oturur. Yani bir direk bütün evreni taşır. Buna Axis Mundi der o. Mesela işte bizim Sümer hikayelerinde, mesela Gılgamış'ta falan, bütün evreni ayakta taşıyan Maşu Dağı diye bir dağ vardır. O dağ bütün evreni kozmik şeyi üzerinde taşır yani. Yahudilerde Axis Mundi Kudüs'tür. O Siyon Tepesi veya Moriah Tepesi aslında. O bütün evreni o taşır. Türklerde Kutup Yıldızı evreni taşır. Mesela bu böyle bir arketip, yani bütün kültürlerde var. Evreni taşıyan bir ana direk. Bir yıldız, bir dağ, bir direk. Yani o direk ki bizim Bektaşi, Alevi Bektaşi geleneğinde şeye dönüyor. Hallacı Mansur'un, yani Dar-ı Mansur sütunu denilen ve etrafında semah yapılan bir şeye, direğe dönüyor yani. İşte o direk aslında şu hayatsal tecrübeden kaynaklanıyor. Yani insan bakıyor ve gözlüyor. Hakikaten bütün böyle her şeyin kendisini indirgenebildiği sanki bir ana çatı var. İşte bir aile düzendeysen baba bütün işi götürüyor. Bir çadırda yaşıyorsan çadırın direği bütün işi götürüyor. İşte bir yüksek yerdeysen o dağ pek çok şeyi koruyor gibi bırakılan izlenimler, yani insanın tabiat karşısında keşfettiği veya tecrübe ettiği bu yaşam kalıpları senin kafanın içinde, bilinçaltında böyle kalıplara dönüyor. Ha evet, her şey bir şey üzerine yükselir. Axis Mundi. O günü geldiğinde ritüelde, efsanede pat devreye giriyor ve Axis Mundi diye bir motif karşımıza çıkıyor. Mesela Eliade'de falan böyledir. Joseph Campbell'de de öyledir aslında. Mesela Joseph Campbell özellikle şey üzerinde durur. Yani bütün efsanelerin, bütün mitosların hep bir kahramanın öyküsü olduğunu söyler. Hakikaten de öyledir aslında. Yani efsanelere bakın, ana kurgu bir kahraman bir yolculuğa çıkar. O yolculuk aslında senin içinde yaptığın yolculuğundur. Yani sen hayat sürecinde içine doğru bir yolculuk yaparsın ve o efsanelerin çoğunda o yolculuğu yapan kahramanın gittiği yer bir adadır. Dikkat edin. O ada da aslında senin benliğinin en altında saklı ve senin hep aradığın, hani ulan bu gerçek ben neyim? Yani ben neyim yani? Nereden geliyorum diye arıyorsun ya yani. İşte senin içindeki ada, yani bilincindeki hep böyle sürekli aradığın ve travmalarla ya da inisiyasyonlarla, hep böyle melankolilerle, depresyonlarla veya sevinçlerle geriye geriye döndüğünde aradığın ada, efsanelerde kahramanın aradığı ve hakikatin kendisinin önünde aydınlandığı adadır. Veya bazen ayna olur, o bizim Simurg'da olduğu gibi, o Feridun Attar'da yani. Ondan sonra mesela Campbell'de hani olayın bu yönü üzerinde durur. O yüzden arketipler denilen şey, hani Eliade de öyle, ötekisinde öyle, ama temel mantığı şu: bizim kafamızda, içimizde
kendimizin ürettiği veya tabiattan etkilenerek ürettiğimiz bir takım kalıplar var. O kalıplar bizden bağımsız hale gelince efsaneler veya semboller oluşuyor. Ve onlar da bize bir yaşama haritası veriyor. Her arketip bir yaşama haritasıdır. Mesela eğer sen bir kabilede doğmuşsan, arketip diye bir şey, Axis Mundi diye bir arketipin yoksa sen yaşayamazsın. O bir haritadır. Yani senin yaşaman için sana verilen haritalar. Bir Axis Mundi olacak. Bir merkez arketip sembolün olacak. Bir zamanın dondurulduğu zaman dondurma arketipi olacak. Bütün bunların hepsi aynı zamanda sana yaşama haritası verir. Yani yaşama planını sen oradan alırsın. Mesela dersin başında söylediğim şeye geldiğimde, yani hani Gılgamış üzerinden biraz, yani kısaca okumaya çalışayım hikayeyi. Tabii Gılgamış destanı bizim eski Sümerler'de bildiğimiz ama Asurca versiyonu, Babilce versiyonu, Hurrice versiyonu, Hititçe versiyonu, ondan sonra geç dönemlerde Yunanca versiyonu, pek çok versiyonu olan, Orta Doğu'da ve Akdeniz dünyasında son derece önemli olan bir mitos, Gılgamış destanı. Kökü Sümerlere kadar çıkıyor. Elimizdeki komple en erken örnek aşağı yukarı milattan önce böyle 6. yüzyıl falan Ninive nüshaları olsa bile biz biliyoruz ki bu hikayenin ilk çıktığı dönemler aşağı yukarı milattan önce 2000 küsur yılları Sümer çevresi ve ilk metinlerde büyük oranda eksik de olsa Sümerce falan yani. Şimdi bu hikayenin yani Gılgamış destanının mantığı biraz şöyle. Bir kere kahramanımız var, Gılgamış. Aslında mesela bu hikaye bana tasavvufta şeyi çok çağrıştırıyor. Seyri sülüğü müthiş çağrıştırıyor. Gılgamış, temel kahramanımız. Gılgamış tabii orada bir arketip. Gılgamış neyin arketipi? İçindeki gölge, vahşi arketip. Çünkü Gılgamış kötü bir kraldır. Sümer'de. Ondan sonra Uruk şehrinin kötü kralıdır. Ve yani içindeki, senin içindeki kötülük o yani. Ama bak birazdan o kötülük seyri sülükte, yani mitosun gelişiminde başka başka arketip hallerine dönüşecek. En sonunda da burnu sürtülmüş olarak inisiyasyonun sonucunda bambaşka bir arketip olarak, böyle boynu bükük Gılgamış olarak sahneden çekilecek yani. Şimdi Gılgamış kötü kral, Uruk kralı. Fakat tabii halk da bu kadar kötü kralı, Gılgamış hem tanrı hem insan. Biraz tanrı, biraz insan yani. Bu tanrı insan kralı halk şikayet ediyor öteki tanrılara. İşte Anu, Enlil, Ea ve diğerlerine yani. Tanrılar da aralarında bir plan yapıyorlar. Bu Gılgamış'ı nasıl yola getiririz? Oradaki nasıl yola getiririz hikayesi şu. Ya ben kendi içimdeki bu şeytani yanı nasıl yola getiririm? Yani nefsi emmareyi nasıl ortadan kaldırabilirim hikayesi? Yani içindeki gölge arketipini daha yumuşak bir arketip haline nasıl getirebilirim? Yani nasıl tedavi olabilirim? Şimdi Gılgamış kötü kral, tanrılara şikayet edildi. Tanrılar da diyor ki tamam yani fark etmez, biz tanrı olan biziz yani, hani hallederiz meseleyi. Şöyle, hikaye şöyle devam ediyor. Şimdi buna ilk önce bir kendisine biraz benzeyen Enkidu diye bir yabani birisini çıkarıyorlar karşısına. O da bir figür, o da başka bir arketip. Yani aslında Enkidu da senin içindeki iyilik halinin ham arketipi. Yani İyisin, iyi mesut ama ham, olgunlaşmamış. O da Enkidu yani. Kötü yanın Gılgamış. Ondan sonra işte bu Enkidu ile Gılgamış tanrılar tarafından senaryo gereği karşı karşıya getiriliyorlar. Tabii ilk önce bunlar ikisi de böyle birbirinden kötü falan, birbirlerine bakıyorlar. Fakat daha sonra Enkidu aracılığı ile Enkidu ile Gılgamış birbirlerine çok yakın dost oluyorlar, yoldaş oluyorlar. Ve bunlar bir yolculuğa çıkıyorlar. Yolculuğa çıkış da bizim klasik kahramanın yolculuk hikayesidir. Yani
yani inisiyasyon, seyri sülük, yani bir ritüel süreçleri şimdi bunlar. Peki ne oluyor? Şöyle birlikte yolculuğa çıkıyorlar. Mesela Lübnan dağlarında bir kötü kahraman daha var, Hun Baba adı. Onu öldürmek için birlikte ortak iş yapıyorlar. Bir takım böyle birlikte yoldaş olarak yani faaliyette bulunuyorlar ve birbirlerini çok seviyorlar. Ve sonra senaryo gereği tanrılar Gılgamış'ı öldürüyor, sahneden çıkartıyorlar yani. Ondan sonra tabii burada şimdi şu oluyor. Gılgamış müthiş derecede üzülüyor. Üzülmesinin gerekçesi şu, çünkü artık insanlaşıyor. Çünkü sevgi denilen şeyi öğrenmiş. Yani tanrılar Gılgamış'ın burnunu sürtüyorlar. Yani kibir var ya, gereksiz gurur var. Ondan sonra o kibirini, yani içindeki kötü seni, şimdi yavaş yavaş ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani o içindeki kötülük arketipini bir başka arketiple tedavi etmeye başlıyorsun. Ve tabii Gılgamış perişan oluyor. Çünkü yoldaşını kaybediyor. Ve hayata bakışı da değişiyor ondan sonra. Sonra bir yıl maceralar, tabii her bir macerada Gılgamış bir inisiyasyon sürecine giriyor. Her birinde farklı bir insan olmaya başlıyor. Masalın sonuna doğru, ben tabii çok kısa geçiyorum yani. Masalın sonuna doğru Gılgamış pek çok şeyi hallediyor aslında. Tamam, yani insanlaştı artık. Yani içindeki temel işte vahşiydi, öldü, ondan kurtuldu. Şimdi dirildi ama yolculuğuna hala devam ediyor. Yani hala içindeki ıssız adayı arıyor yani. Yani ıssız ada da kendi kimliği aslında. O ben yani. Esas evrensel ben, onun kendi içinde saklı. Ve geldiği nokta şu, pek çok şeyi halletti ama halledemediği bir mesele var. O da ölüm korkusu. Çok temel. Yani içimizdeki korku arketipi abicim. Biyolojik olarak hepimizde varoluşun sınırlı olduğunu bize bildiren biyolojik bir yan var. O biyolojik yanda bizde korku arketipi olarak kolektif şuur altında bekliyor. Her an hazır yani çıkmaya. İşte burada ortaya çıkıyor. Ve Gılgamış, yani her şey çok güzel ama ölüm duygusu var. Çünkü biraz da insan yani Gılgamış. Ve ölümsüzlüğün sırrını aramaya başlıyor. İşte ölümsüzlüğün sırrını ararken mesela geldiği yer enteresan, bir göle geliyor. Bakın göl bizim içimizdeki o girmeye çok cesaret edemediğimiz tenha bölgelerimizdir. Yani böyle bilincimizin sürekli meydan okuduğu, iyilik ve kötülüğün birbirine karıştığı, kolektif şuur altının olduğu nokta, sınır orası yani. O göle geliyor. Ondan, çünkü ona şey diyorlar, diyorlar ki bak ölümsüzlüğü bilen bir adam var. Onu bulursan hani problem yok, o sana ölümsüzlüğü söyleyecek, sen de ölümsüz olacaksın yani. Gılgamış seviniyor tabii. Ondan sonra tarif edilen yer abi Google haritadan gölü buluyor. Bilincinin altına, kolektif şuur altının sınırına gelmiş yani. Tabii orada mesela efsanede şey var, bir takım yarı kahramanlar var. Onlar diyor ki yani senin bu gölden oradaki adaya, evet o adada bir adam var. O ölümsüzlüğü biliyor, doğru. Fakat oraya gitmen için bir meyhane var, orada içmek zorundasın. Oradaki meyhanede içme kavramı da aslında Mevlana'nın Mesnevi'de söylediği şeydir. Yani Mevlana şey diyor ya, yani hani dağın eteğine kadar akılla gidebilirsin. Ama dağın eteğine geldikten sonra dağın tepesine çıkmak istiyorsan gönül kuşuna bineceksin abi. Ben bayılırım ona yani. Şimdi şunu söylüyor hikaye yani. Sen gölün kıyısına kadar aklınla geldin. Tamam. Ama göldeki adaya gitmen için gönül kuşuna binmen lazım. Gönül kuşuna gelmen için de abi meyhanede içmen lazım. Bak müthiş bir yani kahramanın yolculuğu ve içinde yaptığın müthiş bir serüven. Yani şimdi bunların hepsi işte sendeki o arketiplerden çıkan hikayeler. Sen bilmiyorsun yani destanı böyle kurduğunu o hikayeyi, ama hikaye böyle kuruluyor. Yani tabii asırlar içerisinde yani. Sonra meyhanede içiyor. Gölle geçiyor, adaya geliyor ondan sonra. Adada işte bizim meşhur hani Nuh tufanı dediğimiz o tufanla ilgili anlatımın da prototipi olan kahramana geliyor. Utna piştim yani. Hani bizim İslam kaynaklarında Nuh dediğimiz o adada yaşayan kişiye geliyor. O da diyor ki
ben ölümsüzlüğü biliyorum. Eğer istiyorsan anlatacağım ben sana, korkma. Ama önce benim bir hikayemi dinle diyor. Hikayenin içinde hikaye. Yani bilincin içindeki bilinç katmanları onlar aslında. Hikayeyi anlatıyor. İşte bir zamanlar tufan oldu. Hani biz kurtulduk falan. Ben böyle sonsuza kadar yaşıyorum. O ölümsüzlük sırrını biliyorum. Tufandan da kurtuldum. İşte o ölümsüzlük sırrını diyor. Artık sana vereceğim Gılgamış diyor. Korkma yani. Artık sen ölümsüzsün yani. Gılgamış da tabii sevine sevine. Bulduk ölümsüzlük tabletini abi. Çivi yazılı yazılmış Sümerce. Ondan sonra bir Sümerce metinde de abi. Bir kitapta yazdığım böyle bir paragrafı 10 tane tablete yazman lazım yani. Ben bir zamanlar bayağı uğraşırdım o işlerle öğrenciyken falan. Sonra şey yapıyor, ölümsüzlüğün sırrını alıyor bir tablet yani, tablete yazılmış neyse. Gılgamış seviniyor çünkü varoluşsal en büyük meseleden kurtuldu abi, ölüm korkusundan yani. Sonra dönüyor ondan sonra kayıkla, tam dönerken şeye, ülkesine şöyle bir denize gireyim falan diyor. Abi denize, nehre giriyor, tam o sırada yılan geliyor. Bakın yılan orada ölümsüzlük arketipidir. Çünkü yılan primitif insanın kafasında daima o hep derisini geride bırakıyor ya yılanlar, yani yenileniyor ya hep sürekli. Yılan daima bütün antik dinlerde ölümsüzlük arketipi olmuştur. Bak burada destan, efsane burada yılanı, yani ölümsüzlük arketipini devreye katıyor şimdi. Gılgamış nehirde yıkanırken yılan geliyor abi. İbranice Nahas, yani Tevrat'ta da geçiyor öykü. Geliyor, ondan sonra ölümsüzlüğün formülü olan çivi yazılı tableti çalıyor. Yılan ölümsüzlüğe kavuşuyor ama Gılgamış abi yine ölümlü oluyor. Ve üzüle üzüle geriye doğru dönüyor. Ve şunu söylüyor tabii, şeyin, bizim eski ayetin Ekklesiastes Vaftiz Vaiz kitabında söylediği gibi. Şunu söylüyor yani, diyor ki ölümden kaçmak için hiçbir şeyimiz yok, şansımız yok. Dolayısıyla ölüme mahkumuz. İstediğin kadar ara, istediğin kadar korkuların dolayısıyla bir kahraman olarak yolculuğa çık ama öleceksin. Ama yılan, onu, ölümsüzlüğün sırrını alan yılan bir ölümsüzlük arketipi olarak, çünkü yılan bir arketip oldu. Primitif insanın kafasında. Çünkü hep yaşadığı varsayıldı. Sürekli yenileniyor. Hiç ölmeyen bir varlık. Kuyruğunu kesiyor, yeniden çıkıyor yani. Ve yılan onu alıyor. Bir etiyolojik hikayedir bu. Yani neden yılan ölümsüzdür aynı zamanda? Neden insanlar ölümlüdür? Bunun etiyolojik mantığı da yani bu aynı zamanda. Ve böylece yılan ölümsüz olurken bizler de ölümsüz, ölümlü hale dönüyoruz. Mesela bu hikayeye baktım, bu ve bir yön yani. Bunların hepsinde tek tek senin içinde var olan o biyolojik korkuların, merakların, yaşama seni bağlayan içgüdüler, bütün bunların hepsinin kolektif şuur altında böyle imge olarak beklediğini, yeri durumu geldiğinde pat sahneye çıktığını ve sahnede de bir efsane olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Evet, dolayısıyla ama tabii bu şöyle değil yani, şimdi hani yani bizi izleyen arkadaşlar öyle düşünmez ama yani hani şöyle değil yani, ulan 5 tane adam böyle düşündü pat hemen böyle bir efsane türedi, değil tabii. Yani bir efsanenin, bir mitosun türemesi, bütün bu süreçleri geçirmesi için yüzlerce, binlerce yıl lazım. Yani herkes kendi içindeki tecrübelerini ve arketiplerini döker zaman içerisinde, onlar birikir, o birikimin sonucunda belli bir dönemde bir bakarsanız ki karşımıza bir efsane, bir sembol çıkmıştır falan. O yüzden arketip denilen şey bizim özellikle efsaneler, bazı tarihsel semboller nasıl ortaya çıktı, bunu anlamakta çok önemlidir. Özellikle Jung tabii ki çok önemli ama ben hani beni izleyen arkadaşlar için Eliade'yi kesinlikle öneririm. Mircea Eliade yani. Tabii diğerlerini de öneririm. Yani az dersin başında saydım herkes ama hani Eliade benim biraz daha yakın olduğum bir isim. Okumalarını öneririm. Bugünkü seminerimiz de bu kadardı ve burada bitiriyoruz. Haftaya torbadan ne çıkar bilmiyorum.